Kamil abi bak boş tuvalim burada. Bütün renkler var, fırçalar, her şey var ya. Hadi yap şu resmi bize be abi. Kübik adamsın abi. Picasso olsun sen bizim ya. Bardak nerede lan bardak ha? Ya sen şu resmi yap. Ben sana 3 gün 3 gece çilingir sofrası kuracağım burada ya. Ya abi bak taze çay demledik. Çay iç abi. Ya bu resim benim tarzım değil ya. Bana zaten istediğim resmi yaptırmazlar. Niye? Çünkü ben kendi istediğimi çizerim. Acılarla alay eden karikatür mü çizelim yani ya? Yalnız yavaş yavaş kan gelmeye başladı. Vallahi kendine geliyor. Hadi öptürün gidin lan. Ben yalnız çalışırım. Hadi boşaltın burayı. Boşaltın burayı. Ressam adam tabii yalnız takılacak. Gel ressamlar böyle Bahadır. Hadi ben kaçıyorum Bahadır. Kamil abi sana emanet. Ya gitmeden ben bu maaşlıkla bir uğrayayım değil mi ya? Ya Tuncer boşuna uğraşma. Bir şey çıkmaz oradan. Ya ne uğraşma ya? Ne uğraşma? Hep negatifsin ya. Biraz aşktan, sevgiden yana ol ya. Ben bir uğrayayım ya. Dur. Uğra Tuncer. Nereye uğruyorsun uğra? Hadi git. Ya. Ya gelmedin mi daha evvel sen oraya ya? Evet o tam şeyin önünde. O taksi durağında geçiyorsun. Şişt. Kamil yok. Dur arayacağım seni dur. Kamil ne demek yok ya? Yok. Bahadır ne oldu? Kamil yok. Gel şuna bakalım gel gel. Kamil kim ya? Kamil bizim şey ya Kamil abi. Bahadır'ın arkadaşı. Nereye kaçmış? Nereye kaçmış? Ne bileyim nereye kaçmış? Ya biraz yaşlı biliyor musun? O yüzden kafası gidik. Tamam gideyim ya yardım olur mu? Yok 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 hayır senin gitmene gerek yok. Onları hallederler ya. Hiçbir problem yok. Hadi sen git evine. Ben de gideyim. Hangi eve? Senin kendi evine. Sen de mi geleceksin? Yok. Yok ben kendi evime gideceğim. İyi tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kamil abi. Kamil abi. Ya Kamil abi ne yapıyorsun sen? Yetişmeyecek resim ya. Yetişmese ne olur? Ben o resmi niye yapıyorum ki? Abi niye öyle diyorsun ya? Bak iyi bir şey yapıyorsun. Hangimiz istediğimiz hayatı yaşayabiliyoruz ki? Mutluluk nerede? Mutluluğun resmi var. Ama kendisi yok. Ama Kamil abi bak sen resim yaparak birinin hayatını kurtaracaksın. Hem de hiç tanımadığın birinin. Nasıl yani? Abi bak biz bir arkadaşımızın babasını kurtarmak için yapıyoruz. Bütün bu tezgah onun için ya. Bunun benimle ne alakası var? Abi sen o resmi yapmazsan biz resmin orijinalini alamayız. O zaman da hasta yaşlı bir adam hapiste boş yere çürüyüp bitecek. Vay be. Sizler ne delikanlı çocuklarmış. Ama ben artık çizemiyorum çocuklar. İçmekten başka hiçbir şeyin anlamı kalmadı benim için. Ya içince ne oluyor ya? İçince ne oluyor ya? O tabloları içerek mi doldurdun sen ya? Ya bak sen sanatını içerek yapmak zorunda değilsin ki ya. Yapamıyorum. Ya yaparsın Kamil abi ya. Bunlar senin için çıtır çerez. At şu şişeyi elinden. Bak artık resim yapmak için bir sebebin de var abi. Yaparsın be abi. Hadi dön şu resminin başına. Senin yerin orası abi ya. Hadi Kamil abi be. Hadi. Hadi kalk. Hadi abi. Hadi gel. Gel. Hadi
Servet abi, sen... Servet abi. Ne oluyor Hayati be kardeşim? Doğru dürüst bir salep içirmedin adama ya. Allah Allah. Ne oldu? Gene Gazanfer Nevizade'nin hayaletini mi gördün yoksa ulan? Yok Servet abi, Gazanfer'in hayaleti değil. Cemile'nin laneti benim üzerimde. Beni eve almıyor. Almaz tabii. Almaz ulan. Sen şakşukayla basılırsan niye alsın seni eve? Şakşukayla benim ne alakam olabilir ya Servet abi? Benim hiçbir alakam yok. Sadece olay Kandemir'in yatağında geçti diye böyle o karışıklık oldu. Bana bir oda ver Servet abi. Vallahi yatacak yerim yok. Tabii ulan. Yatacak yerin yok senin. Müstahaktır sana. Hatunun kalbini kırmışsın ulan. Hani yanlış anlaşılma da olsa gidip kırdığın kalbi onaracaksın evladım. Bak gel bende kal. Bir şey olmaz. Komşuna git diyecek adam değilim ben. Ama bir taraftan Cemile'ye de yazık olur be evladım. Sen en iyisi git onun gönlünü al. Ya ne gönlünü al? Onda gönül mü var? Cemile gönülsüz bir canlı Servet abi. Biz farklı türden canlılarız yani. Ben eşeğim, o at. İşte bak evladımız da böyle katır oldu. Hangi kadın ister ulan senin gibi kocayı? Bak sana bir hikaye anlatayım. Bizim bir Sabahat ablamız vardı Hayat Üniversitesi profesörlerinden. Eğer kocanı evde istemiyorsan 3 tane hayvan edineceksin. Bunlardan bir tanesi köpek, bir tanesi papağan, bir tanesi de kedi. Köpek her sabah hırlayarak uyanacak böyle arr, 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 arr diye. Papağan bütün gün başının etini yiyecek seni. Çan 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 konuşacak. Özgürlüğünü kısıtlayacak senin. Kedi de her gece çıkıp gidecek, sabahleyin süt dökmüş gibi geri gelecek. İşte o zaman kocaya gerek yok derdi bizim Sabahat ablamız. Bu 3 hayvan yeterli derdi. Bilmem anlatabildim mi? İşte ben de bir hayvanım ama hangi hayvanım onu bilmiyorum Servet abi. Sen kedi gibi ol be Hayati. Git evine, bir özür dile. İnceden 2 tane miyav çek. Yaltaklan filan şöyle. Eve almasa bile seni, o paspasın üstünde, kapının önünde yat ama yuvanı terk etme. Yuvana sahip çık. Kadından da özür dile yani. Doğru diyorsun. Ben kedi olayım değil mi Servet abi? Tatlış o olayım, kedi olayım. Tatlış o kedi olayım değil mi? Neyse. İyi geceler, sağ olasın Servet abi. Hadi, pist, pist. Hadi yürü evine ya. Pist, pist. Hey hadi, pist. Adamsın sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?